Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Yücel Yılmaz, şoför esnafı ile bir araya gelerek projelerini anlattı. Yücel Başkan aday çıktıktan sonra kendisi ve ekibiyle defalarca Balıkesir Çöpe ailesinin tüm branşlarının içinde bulunduğu sıkıntıları, yaşadıkları zorlukları kendisine rapor halinde sundu. Sağ olsun kendisi de güzel bir çalışmayla bugün şoför esnafına müjdeler vereceğini söyledi. Bizleri çok mutlu etti. Kendisine yeniden huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendisine saygıyı bırakıyorum. Yalnız günün anlam ve önemine alakalı kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bugün 18 Mart Çanakkale zaferi. Benim babamın bir dedesi, iki tane dedesi Çanakkale'de kalmış, şehit olmuş. Başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimizi Allah'tan razı ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımıza güzel başlama. Mikrofonu bırakarak devam ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye gerçekten sıkıştırılmak istemiyor. Trump haline söylüyor. Suriye'deki BD'ye müdahale edersen ben seni ekonomik krize sokarım diyor. Onunla ilgili ne diyoruz? Yani bütün esnafımızın çok zor bir süreçten geçtiğini, aslında en rahat devlet garantisinde maaşına alanlar olduğunu bilerek hayatı devam ediyoruz. Şimdi resmi büyüğüne bakmamız lazım. Resmi büyüğü de şu. Kocaeli 2004'te büyük şehir oldu. Şimdi Eskişehir 94'te büyük şehir oldu. Gaziantep, Konya 94'te büyük şehir oldu. Kayseri 94'te. Şimdi bizim yöneticilerimizin basiretsizliğinden, işte şimdiye kadar bu işe yapan insanların kabiliyetsizliğinden kaynaklı bir Balıkesir mahrum yani yapılamadığı değil. Aslında büyük şehir yasası bir medeniyet projesi. Bu medeniyet projesi ne demek? Topyekun köyüyle, şehriyle, ilçesiyle birbiriyle bağlantıları kurup enerjimizi oradan ortaya koymak. Ve hep beraber kalkınma projesi. Şimdi sizin anlık sorunlarınız var. Bu sorunlarla ilgili biz yaklaşık ben 27 Kasım'da belediye başkanı adayı olduğumu söyledim. O günden bugüne herkesi dinledik, bütün paylaşları dinledik. Çözüm önerilerini mutabakat altına aldık. Bunlarla ilgili gerekli bölümlerle de konuştuk. Herhangi bir sorun çıkmadan yarın uygulayacaklarımız var. Bir de ilk 100 gün içinde uygulayacağımız dediğimiz şeyler var. Ticaret taksici kardeşlerimiz artık büyükşehir olarak hem yazıhane hem işgale parası ödemeyeceksiniz. Sadece yazıhane kiranız olacak. İşgalelerin kaldırılması talimatını ver. Hayırlı olsun. Servisçi, kamyonetçi ve taksici esnafımızın mağduriyetlerine sebep olan korsan ile etkin mücadele edeceğimize söz veriyorum. Köy üniversiteleri, kampüs üniversiteleri, aşı başı üniversiteleri, bandırma ulaşım aşı, bunlar hepimiz için rahat olsun. Biz sizi kandırdık, aldatıldık diye düşünmeyin, duygusuna sakın kapılmayın. Ben inşallah bütün şoför esnafımız bize emanet. Allah bize nasip ettiği takdirde ilk gün 100 gün içerisinde her şeyin değişeceğini göreceksiniz. Siz kazanacaksınız, şehrimiz kazanacak. Burada da değerlendiriyoruz. Bunların hepsini size uygun yapacağımıza söz veriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a